ve Fed kararını açıkladı artık faizler artmıyor limite geldik buranın zirve olduğunu düşünüyoruz dedi. Powell ama bunun üzerine bir şey ekledi. Faizlerin düşmesini de konuşmaya başlamış durumdayız dedi. Daha evvel düşmesini düşünmeyi bile düşünmüyoruz diyorlardı. Oradan bir anda hızlı bir manevrayla faizin düşüşünde konuşmaya başlıyoruz dediler. Ayrıca Fed'in ileriye projeksiyon raporunda da gelecek yıl için 3 faiz indirimi öngördüklerini gördük. Daha evvel FED hiç indirmeyeceğiz diyordu. Fakat biliyorsunuz enflasyon çok sert iniyor. Ondan dolayı ekonomistler bu FED toplantısına 2 indirim indirim öngörüsü gelebilir de inanmışlardı. 3 indirim öngörüsü geldi. Bunlar da piyasaları coşturdu. Powell dedi ki faizlerde zirvedeyiz. İndirimleri düşünüyoruz. Ve projeksiyonlarda da gelecek yıl için 3 indirim var. Powell ayrıca gelecek yıl Amerika'da resesyon beklemediklerini de söyledi. Tabi olabilir dedi ama şu anda resesyona sebep olacak bir şey görmüyoruz. Veriler bunu desteklemiyor. Bu durumda tarihte belki ilk kez görülen yüksek enflasyondan bir yumuşak inişi gerçekleştiriyorlar. Bunu kim öngörmüştü? Ben öngörmüştüm. Kusura bakmayın. Uzun zaman burada çok insanla tartıştım. Fed'in bu yumuşak inişi başarabileceğini söyledim. Ve işte bugün geldiğimiz noktada buradayız. Bunlar tabi borsa için çok iyi haberler. Çünkü faizlerin düşmesi demek alternatif yatırım araçlarının mesela Amerika'daki para fonlarının cazibesini kaybetmesi anlamına geliyor. Bu para kendine yine daha iyi getirilecek. Hemen değilse bile yavaş yavaş hisse senetlerine, kriptoya daha riskli varlıklara doğru yönleneceğini düşünüyorum. Dün bunun ilk emarelerini aldık. Borsa epey olumlu bir tepki verdi. Önümüzde ne görüyorum? Elbette düzeltmeler olacak. Elbette zaman zaman bizi terse bırakmaya, korkutmaya çalışacaklar. Ama temel olarak Amerika gelecek yıla düşük enflasyon, resesyon yok ve faiz indirimleri garantilenmiş bir ülke olarak giriyor. Amerika'nın Merkez Bankası bizzat Diyor ki 3 faiz indirimi görüyoruz, 25'er bas puanlık, bunun daha da artma ihtimali var. Eğer tahminlerim doğruysa Powell dün iyi bir zamanlama seçti kendine. Ben biraz daha gecikeceğini düşünüyordum açıkçası. Dün erken davrandı ve çok da iyi yaptı. Çünkü Amerika'da pek çok ekonomik göstergede bozulmalar var. Bu bozulmaları görüp enflasyonda zaten iyi düşüyor. Daha fazla insanları zorlamayalım ki hele hele seçim yılına girerken Amerika bir resesyona girmesin diye karar aldı. Düşünüyorum. Bu bütün piyasalara iyi gelecektir. Bankalara iyi gelecektir. Mesela bankalarda çünkü ellerindeki düşük faizi tahvillerden dolayı çok sıkıntıdalardı. Bu onlara iyi gelecek. Konu sektörüne iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü konu sektörüne mortgage kredileri çok yüksekti. Otomotiv sektörüne iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü araba satmak çok zordu. Yani bütün bunlara faiz indirimi yansıyacak. Zaten şu anda esas piyasa faizine baktığımızda 10 yıllıklar hazine hazine kağıtlarının faiz %16'a inmiş durumda. Bu Amerika'nın ülke olarak da biraz elini açıyor. Devletin de. Çünkü biliyorsunuz çok borçlu ve faiz yükseldikçe faizini ödemek bile sıkıntı haline geliyordu Amerikan devleti için. Orada da bir rahatlama var. Yani yani böyle baktığımızda 2024'ün iyi geçmesi gerekiyor. Ben bu yıl sonu için S&P hedefimi 4800 olarak defalarca ilan ettim. Herkes bana gülmüştü. Dün 4720'lere falan geldik. Yani 4800'ü büyük ihtimalle aşacağız. Aşırı bir sert düzeltme gelmezse. Nasdaq 100 hedefimi 18 olarak vermiştim o zaman 15.000'ler Şu anda 16.500 zorluyoruz ve önümüzde daha hala ciddi bir zaman var. Oraya doğru gidebiliriz diye umuyorum. Tabii yanılabilirim. Yatırım tavsiyesi de değil ama gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Bunun altına yarayacağını düşünmüştüm. Gerçi zamanlamam doğru olmadı altına girişte ama sonuçta altın da 4100'e doğru bir yolculuğa başladı gibi gözüküyor. Çünkü faiz düşünce altın bir yatırmacı olarak ön plana çıkmaya başlıyor. Yani önümüzdeki dönem bence hem riskli varlıklar hem altın gibi varlıklarla parlak bir dönemdeyiz. Daha sonra 2024'ün başına doğru böyle bir resesyon muhabbetleri başlayacak. Çünkü ki çok düşük enflasyon rakamları alacağız. Acaba FED geç mi kaldı? Bunları konuşacağız. Oralarda bir takım düzeltmeler geleceğine inanıyorum. Ama ben dün FED'in zamanlama seçiminin çok iyi olduğunu görüyorum. Hakikaten doğru bir iş şey yaptılar bu sefer. Ve piyasa büyük bir resesyon korkusuna girmeden ön almış oldular. Faizler düşük olduğu yerde Amerika'da resesyon pek kolay kolay olmuyor. Artı ellerinde şu anda epey de bir malzeme var. Faizler çok yüksek. Onu adım adım düşürterek resesyonu da engelleyebilirler diye inanıyorum. Ben bu çerçevede 2024'ü çok iyi görüyorum. Başında bazı düzeltmeleri olabilir. 2024'ün sonunda S&P'nin 5200-5400 arasına gitmesi şaşırmam. Ama daha çok erken bunları konuşmak için biraz daha zamanı ihtiyacımız var diye inanıyorum. Dün canlı yayında bütün bunları büyük bir heyecanla paylaştık. Maalesef canlı yayından ilgili bir telif hakkı ihlali uyarısı geldi YouTube'dan. Gösterdiğim ekranlardan bir tanesinin sahibi telif hakkı başvurusunda bulunmuş. Böyle durumlarda o videoyu YouTube zaten otomatikman kaldırıyor. Kontrolümüzde bile olmuyor. Maalesef böyle bir sorun yaşadık. Ama burada da bu olayı bir özetlemek istedim. Ben 2022 Ekim'den beri bugünü anlattım. O yüzden dün aşırı sevindim. O sevinç sırasında biraz fazla coşkulu davranmış olabilirim. Ama gerçekten önemli bir gün yaşandı ve artık Fed'in faiz düşürmeye başladığı bir evrene doğru giriyoruz. Eğer bir yerlerde gizli Amerika'da bir finansal büyük risk yoksa bir batık banka vesaire gibi kafam oldukça rahat. Beni bu sıradan endişelendiren tek bir konu var. Çin. Çin'de çok büyük dert var. Çin'in derdi Amerika'yı etkileyebilir mi yoksa Amerika iyi mi gelir? Henüz yeterince analiz etmediğim için bu konu üzerinde duramıyorum ama Çin'de sorun gerçekten var. Öte yandan Amerika'da ekonominin ölmemesi ve faizlerin düşmesi Çin'e de yarayabilir. Çünkü Çin'in hala en büyük müşterisi Amerika. Zaten aralarını düzeltmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Xi Jinping gitti Biden'ı ziyaret etti. Ama yine de Çin'de risk var. Çin'de pek çok kredinin batak olduğunu tahmin ediyorum. Çin'de pek çok bankanın aslında temelde batak olduğunu tahmin ediyorum. Göreceğiz. Deflasyon yaşıyorlar. Fiyatlarını toparlayamıyorlar. Ama yine de dünyaya şöyle baktığımda 2024'ün 2023'ten daha iyi geçmesi için bir sürü sebep var. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa merakla bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.